Şimdi burada hemen ocağıma dönmek istiyorum. Bu şekilde geniş bir tava alın. Tavanın yarısına kadar su doldurun. Bu su iyice kaynadığı anda içine tuz ve sirke atacağız. Suyum kaynayana kadar hemen diğer malzemelere geçelim. Ne demiştim? Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Ben şu şekilde yaklaşık bir su bardağı kadar yoğurt aldım. Çok sarımsaklı seviyorsanız 2-3 diş. Ama benim için sanırım bir diş yeterli olacak. Çünkü iriymiş dişleri. İçine şöyle çok hafif tuz koyuyorum. Bu tavada da biraz ekmek kızartmak istiyorum. Ekmeklerin alt kısımlarını alacağım. Şu kısımları yeterli olacaktır. Üzerlerini kapatmayacağım çünkü. Bunlar bu şekilde burada kızarmaya başlasın. Ispanağım da hemen önümde dursun. Yumurtalarınızı şöyle dökmeye elverişli bir kaba kırın. O arada ben hemen suyumun şöyle tuzunu atacağım. Birazcık daha koyalım. Yine sirkemden dökeceğim. Suyumuzun çok iyi kaynamış olması gerekiyor. O yüzden güzelce bütün malzemeleri ekledikten sonra tekrar kaynamasına özen gösterin. Altı sonuna kadar açık olsun ama yumurtaları kırınca mutlaka kısın. Hemen dökme kabıma dökeceğim. Neden bu şekilde yapıyorum? Yumurtaların tamamıyla bütün olarak içinde kalmasını istiyorum. 3 tane sanıyorum ilk etap için yeterli olacaktır. Ben hemen yanıma bir de kaşık alacağım. Şimdi dökmeye başlamadan önce bir kaşık yardımıyla suyunuzu aynı yöne hızlı bir şekilde birkaç tur karıştırın. Su hareket ederken şu şekilde hemen yumurtaları içine bırakın. İşte bu kadar. Şimdi bu arada ekmeklerim de ısınmaya başlamış. Ben hemen onların daha iyi kızarmaları için üzerlerine birazcık zeytinyağı eklemek istiyorum. Sonra tekrar ters çevirelim. Hepsi aynı anda olsun diye birazcık altını kıstım. Şimdi geldik ikinci aşamamıza. Bir tane küçük tava alıyorsunuz. Bu zaten son aşama. Bunun içine biraz tereyağı koyacağım. O hazır dursun. Çünkü şu an ocağım tavalarımla dolu. Şöyle yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı eritiyorum. İçine biraz kırmızı toz biber koyacağız. Tek yapmamız gereken bunu ateşle buluşturmak. Dediğim gibi yumurtamın altını, bakın şurada olmaya başladı bir tanesi. Hepsi aynı bu şekilde pişecek. Ekmeklerim kızardı. Hemen bunları direkt sunum tabağıma alacağım. Bu arada ben maça kullanmıyorum diye siz de öyle yapmayın. Şimdi tekrar yağım için altını açtım. Ne demiştim? Ben ıspanakla çok seviyorum. Şunları yumurtanın da düz durabileceği bir şekilde hemen altına dizeceğim. Bu da hazır. Bunun da altını kapatıyorum. Hemen olanı, bir tanesi oldu, onu alacağım. Bir kevgir yardımıyla küçük olan hemencecik pişti. Büyükler biraz daha geç pişecek. Şu şekilde ekmeğimin üzerine oturtuyorum. Bunun üzerine bütün sarımsaklı yoğurdu gezdireceğim. Komple yumurtanızı kaplayın. Rahmetli anneannem hep bu şekilde servis yapardı bize. İsterseniz şöyle üzerlerine de birer tane küçük minik sarımsak yapraklarından bırakabilirsiniz.